tabii konsey bitti. Şimdi Yasin de Nisa ile ilgili birkaç açıklama yaptı ve bundan sonra Nisa'ya karşı biraz daha sınırlarını çizdiğini söyledi. Bakalım başka neler demiş bir kulak verelim. Beni burada Survivor'da etkileyecek en önemli şey çok değer verdiğim, çok sevdiğim, canım dediğim insanın bana nankörlük yapması, arkadaşını satması, dostluğuma ihanet etmesi, işte o beni etkiler. O beni üzer. Burada kalmam için bir sebep olmaz artık. Artık bazı insanlarla da arkadaşlığım eskisi gibi olmayacak. Hani örnek vermem gerekirse de açık açık verebilirim. Mesela Nisa ile eskisi gibi olmayacağım hiçbir zaman. Hatta mümkün olduğu kadar yeni. zaten görüyorum yani sağda solda. Yüzde gelemiyor benimle. Nedenini bilmiyorum nedeni yüzde gelemediğini. Sadece öğrendiğim tek bir şey var. Ee, Cemal'e demiş ki Yasin'i ben demiş e, takımda istemiyorum demiş. E, bunu duydum sadece. İstemiyorum onunla aynı takımda olmak demiş Nisa. Şimdi ben iyilikten başka Nisa hiçbir şey yapmadım. İyilikten başka hiçbir şey yapmadım. Balık tutardım. Nisa sırf kılçıklı balık yemiyor. Ağzına kılçık geldiği zaman balığı yemiyor diye bir saat, bir buçuk saat 2 saat balık ayıklardım onun için. Hani karnına biraz yemek girsin diye. Hani bu yaptığım iyilikleri yüzüne vurmak için konuşmuyorum. Hani ben böyle bir düşünen bir adam adam var karşında senin. Hani sana ciddi anlamda abilik yapmış bir insan var yani. Belki de benim yaptığım kavgalar olmasaydı o zamanlar şu anda evinden Survivor izliyordun sen. Çok ciddiyim. Ben o kavgaları yapmasaydım, o takım için o kavgaları yapmasaydım Şimdi belki evinden Survivor izliyordu. Benim kalbimi acıtan tek bir şey var. Gördüğüm körlüktür. O kadar. Yine de yolu açık olsun. İnşallah hak ettiği yerlere gelir. Yine de kardeşimdir. Eğer düşerse en başta yine ben koşacağım ona. Valla Yasin için ne dersek diyelim. Ben onun iyi kalpli bir çocuk olduğunu düşünüyorum. Yani bazı şeyleri var gerçekten adalet duygusu ha şöyle bir şey şimdi adalet derken adalet illa bir şeyi eşit dağıtmak değildir. Adalet belki senin o matarayı atarken arkadaşını düşünmendir de ya da adalet oyun alanında bir arkadaşına e, laf etmemendir de adalet durduk yere. Çünkü orada hak etmeyen birine fazlasını söylersen sen orada adil davranmıyorsun demektir. Ama adada özellikle işte bu yemek dağıtımlarında birinin hakkını korumada birini kardeş olarak sahiplenmede Yasin on numara insan. Ama adalet tarafında onu ne kadar dengeliyor mesela onu size de sormak istiyorum. Bence dengeleyemiyor adalet kısmında. Ee, yemek e, bölüştürme kısmını konuşacak olursak, adada en çok çalışan kısmını konuşursak, arkadaşlarına yemek yedirme, yemek pişirme konularını konuşursak olabilir. Fakat e, Barış takıma geldiğinde ben yemeği pişirmek istemiyorum demişti Ki ben bunu da mesela normal karşıladım. Hiç anlaşamadığı bir insan ve ona yemek yapmak istemedi gibi gibi düşünürsek eğer herkese eşit davranması gerektiğini düşünüyorum. Nisa'yı böyle el üstünde tutarken prenses gibi davranırken evrime bu tarz yaklaşımları bana göre çok yanlıştı. Yani evrime bağırarak çağırması, Nisa oyunu bıraktığında aman canım prensesim diye yaklaşırken evrim en ufak bir hatayı yaptığında evrime bağırıp çağırması. Ya da en ufak bir hatada bile her şeyde evrime patlıyor olması bana çok yanlıştı. Hani bu konularda adalette olduğunu söyleyemeyeceğim. Ama e, eğer ki Nisa'nın üstünde birazcık olsa emeği varsa bu söylediklerinde de haklı. Sadece şuna katılmıyorum. Nisa'ya çok şey yapmış olabilir. Her konuyu alttan almış ya da ayağa kaldırmış olabilir. Ama Nisa Yasin sayesinde o Survivor'da değil. İnsanlar onu tuttu. E, yani bu zamana kadar da hiç potaya girmedi yanılmıyorsam. Ve e, isteseydiniz yapabilirdiniz de potaya da sokabilirdiniz. Evet bizim takımımızı düşürüyor, oyunları bırakıyor, istemiyor, isteksiz takım etkiliyor diye. E Siz bunu yaptınız. Yani şimdi kalkıp da bunları söylemek eğer ben e, bu kadar mücadeleyi vermeseydim sen evinden Survivor'ı izlerdin diyemezsin. Çünkü oradaki herkes zaten Nisa'ya karşı bir ayrıcalık tanıyordu. Sadece Yasin tarafından değil. Evet orada bir hata yaptılar kesinlikle. Ben biraz şey gibi görüyorum bu adalet kısmını. Mesela ben şimdi diyelim ki çalışıyorum, para kazanıyorum, eve yemek götürüyorum. Akşam yemekleri yiyoruz, herkes eşit yemiş etmiş. Ama akşam evde terör Gizem'e bağırıyorum, çocuğa bağırıyorum, anneme bağırıyorum falan mesela. E ne anlamı kaldı şimdi burada? İşte, değil mi? Yaptığın her güzel şeyi sonunda çürütmüş e, oluyorsun. E, tabii aynen. İşte Yasin aslında o yüzden eleştiriyoruz. Yasin'i eleştirirken işte ya ne kadar kötü bir çocuk ya bu adamın kalbi çok kötü işte şunları yapıyor, saldırıyor, şu lafı söylüyor demiyoruz. Bu kadar güzel şey yapmışken en başında özellikle hı hı. bu kadar özveriyle adası için, arkadaşları için mücadele ederken sonrasında uzun bir süre ...aralık vermeden bir de... ...çünkü bir hata yaparsın... ...anlarsın, atıyorum bir ayara verirsin... ...sonra tekrar o hatayı tekrarlarsın ama... ...hiç aralıksız bir şekilde üst üste böyle hatalar yaptığı zaman... ...kötülüğü kendine yapıyor. Evet. Şimdi böyle bir durum var. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim... ...Yasin, Survivor'ı evden... ...sen izlerdin. Ne zaman izlerdin biliyor musun? Evrim'i de koyacağım oraya ama... ...şimdi konu Nisa olduğu için... ...Nisa için konuşacağım. Ama Evrim'de var bu konuşmanın içerisinde. O iki tane kadın dokunulmaz oldukları haftada 12 tane 15 tane oyun al, a, aldılar ya dokunulmaz <gülüyor> oldukları <laughs> hafta o dokunulmazlıklarda onları almasalardı Almasalar. belki sen evden yani. izleyecektin tabi çok doğru şimdi Burada öyle bir atıyorum. durum var yani Yasin biraz şeyde bozulmuş olabilir ee, bir laf duymuş ya Nisa'nın Yasin'i takımdan istemediğiyle <laughs> alakalı bunu nereden duydu mesela hani atıyorum Nisa birine mesela Cemal Can'a söyledi Cemal Can'dan mı duydu çünkü burada... Cemalcan söylemiş. Bozuluyor olabilir. olabilir Cemal yani. Can, değil mi? Evet. Doğru söylüyor. Söylemiş olabilir burada yani. Burada bozuluyor şey, da olabilir e, böyle yani. Böyle dedikodu yapmak amaçlı değil ya da oturup da Nisa ile Çünkü Cemal öyle bir yapısını ya da öyle hareketlerini hiç görmedik bu zamana evet. kadar. Yani iki kişiyi birbirine düşürmek adına bir şey yapayım böyle ortaya bir şey atayım değil. Büyük ihtimalle bir takım konuşması olmuştur. Ee, ve demiştir ki ya bak Nisa senin takımda istemiyor demiştir. O da buna e, içerlenmiştir yani. Öyle bir durum sanki söz konusu. Bir de insan şöyle ya... E, Şimdi ben Yasin Nisa'ya çok büyük bir hata yaptığını görmedim. Tam tersi Nisan'ın en zor olduğu, en psikolojik olarak zorluklar geçirdiği dönemde hep yanında oldu. Hatta e, belki hata bile olsa onu hep yükseltmeye çalıştı birçok yerde evet. ve örtmeye çalıştılar Nisan'ın o durumunu hem bize karşı hem Acun Abi'ye karşı hem takıma karşı. Yani kendi anlattığına göre işte kılçıklı balık yiyemem dediğinde iki saat kılçık ayıkladım diyor. Aslında bir parça. Bir, bir nankörlük de görmüş gibi hissediyor sanki kendini. Ben diyor onu o kadar kardeşim gibi gördüm. Ama niye böyle oldu? Neden Nisa böyle gibi? Çünkü biraz şöyle bir durum da var. Nisa için Survivor'da öncelikle ve %80 Cemal Can var. geri kalan herkes %20. Yasin bence biraz buna da alınıyor. Yani Cemalcan evet kakara kikiri muhabbette seninle var her şeyde yanında ama ben de senin için çok şey yaptım sen neden beni takımında istemiyorsun neden bana o kadar sıcak değilsin gibi bir düşünme, düşünmek de ister insan yani ya şöyle bir durum da var olabilir yani bir insanla çok yakın olursun e, ve o insan sürekli hata yapar sürekli kavgaların içerisinde bulur kendini e, bir noktada arkadaşındır ama mesela sen de şey dersin ya Hakan bak işte kavga etme Ahmet'le yani kötü gözüküyor e, haklı da olabilirsin ama bu şekilde dile getirme tamam okey dinliyor seni sonra bir daha yapıyor aynı şeyi e neticede şöyle bir durum var. Burada insanlar seni izliyor ve belki o kavgadan içerisine sen de gireceksin Yasin'in arkadaş olduğun için. E, bir noktada da e, hatalarından ders çıkarmadığı için arkadaşın ve sürekli aynı şeyleri yaptığı için de bir noktada belki kopmak da istemiştir. Kesinlikle olabilir. Böyle bir durum da olabilir yani. Sevmediği için değil. Yok, sadece değil. tartışmalar ve takımın düzeni bozulmaması adına belki böyle bir şey istemiş olabilir. Olabilir çünkü Acun abi ne diyor? Ya en fazla kaç gün ya da kaç hafta durabildin bir şey yapmadan? Ya en fazla iki haftadır diyor. Yani biz dört aydır izliyoruz bu yarışmayı. Doğru. Katılıyorum. Ya böyle bir durum da var. Şimdi bir dünkü oyuna bakalım şöyle. Dünkü oyunda biliyorsunuz bir kaptanlık seçimi de yapıldı. Kaptanlık bitti zannetmiştik ama yeniden hortladı. Evet. Ve bence iyi de oldu. Şimdi muhtemelen dün de söylemiştim. Bazı oyunlarda bireysel yarışacaklar ödüllerde. Ve atıyorum Damla mesela Amerika ödülü kazanacak ya da kazandı. Yanına iki kişi, üç kişi alacak. Dört kişi gidecekler. Bazı oyunlarda da Ödül oyunlarında, dokunmazlık zaten bireysel, böyle takımlara bölünüp bir ödül için mücadele edecekler. Ki bence burada kaptanlık da güzel, keyifli bir konseptti. Yani biz bir iki hafta boyunca burada kaptanlığı çok sevdik, keyif aldık. Dün de kaptanlık oyununu Elif'le Yasin kazandı ve iyi dereceler yaptılar. Hoş Berkan Kılpa'yı kaybetti derece olarak ama Yasin'in sürpriz yaptığını düşünüyorum yine de. Elif'in de gerçekten bir kere parkur derecelerine de bakınca aslında Elif ve Yasin hem atışa hızlı gelmişler hem de kaptanlığı kazanmışlar. Beni kesin duydu ya. Kim? Elif. <laughs> Elif, Elif, Elif kesin duydu. Niye? Yani ben ona inanmıyor Ne demiştin unuttum yok ya. Yok yani ben ona inanmıyor değildim ama e, şimdi 4 ayı böyle baz alıp hep şey diyordum ya çünkü atışlarda ciddi anlamda sorun yaşadığı için yoksa hızına falan hiçbir şey söylemiyordum ama atıyorum 10 atış var Survivor'da 6 tanesi 7 tanesini böyle beceremiyor diyordum ve sanki böyle gidecek diyordum hı hı. E, beni bayağı şey e, yanılttı güzel de oldu yani mutlu oldum çünkü bir kadın yarışmacı evet. e, erkeklerle mücadele ediyor bu noktaya gelmesi e, çok sevindirici benim adım Elif'le ilgili bence söylenebilecek en onara edici en güzel cümleyi helal olsun Barış söyledi ki bunu söylemek kolay bir şey değildir hı. bir erkek evet. için dedi ki inşallah dedi ileride hayatımda karşıma Elif gibi bir kadın çıkar dedi. He. Ya bu o kadar güzel bir şey ki bak. Bunu söylemesi zor bir şeydir. Hele ki Survivor'da niye? Çünkü rakibin çok yükseltmek istemeyebilirsin. Ya da işte bir erkeksin. Bir kadının böyle bir yanda böyle bir şey söylemesi yanlış anlaşılacağını düşün ama Elif o kadar gerçekten düzgün bir insan ki. Yani Barış'ın bunu söylemesi bende müthiş bir etki yarattı. Hem Elif açısından hem de Barış açısından. Ya zaten o yüzleşmede bana tek inandırıcı gelen şey Elif hakkında yarışmacıların söyledikleri aslında. Evet. Çünkü bu zamana kadar biz Elif'e ne dedik? İşte aslında biraz daha kendini göstermeli ama kavga anlamında değil tabii ki. <laughs> Fikirlerini beyan etmeli ve ortaya çıkarmalı. Biz Elif'i hiç böyle ciddi bir problem içerisinde görmedik. <laughs>